İyi akşamlar olsun sevgili canlar. Akşamınız güzel, sohbetiniz özel olsun. Allah hiç kimsenin ağzının tadını bozmasın. Hele de bugünlerden. Sevgili canlar, biraz önce çektiğim video hırt oldu. Yani silindi. Bir de iş yarısı bitmişti. Yani vedalaşamadık sizinle. Sizlerle. Buna kısa ve öz bir sohbet geçeceğim. Sevgili dostlarım. Çünkü bilgisayara ihtiyacı varmış Özge Can'ın. Ders çalışacağım baba dedi. Tamam bebeğim dedim. 10 dakika bana dedim izin ver. 10 dakika sonra seninle olsun. Ve birinci pati tamam. Görüyorsunuz değil mi? Birinci patik tamam. Yani şöyle bakalım. Bir deneyelim. Dönüyor mu? Tamam. Yani şu anda rutuş geçiyorum. Yani böyle daha güzel olsun istiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Yani bu ezberlenmiş artık, klişeleşmiş bir söz oldu ama merak ediyorum. Benim dostlarım ne yapıyor? Benim kardeşlerim ne yapıyor? Benim yoldaşlarım ne yapıyor? Deli diyorlar, sağlıkları yerinde mi? Askahan etmeye çalışıyorum. Yani eğer istemiyorsanız oraya tıkılayın. Es geçiyorum. Ama tabii seven sevdiğini merak eder. Yani unutulanlardan olmayalım. Unutanlardan olmayalım. O en öyle diyorum ki ben uğraşıyorum az öyle. Bir elimde cımbız, bir elimde ayna. Ne güzel dünya diyorum. Ama ne ayna var, ne cimbat var. Sağ elimde zımpara, sol elimde Bekirno'nun arka patisi. Bunlarla uğraşıyorum. İşin gerçeği şu sevgili dostlar. Demin bahsettin, dinlemeyenler için bir daha söyleyeyim. Kardeşim ortalık duman duman. Korona dumanı. Azdı gidiyor. Vallahi durumu vaziyeti iyi ola. Arkadaş 15-20 gün iş yerinden izin alsın. Evinden dışarı çıkmasın. Bu illet öyle bir illet ki. Yani yakalanan. O hastalığa yakalanan güzel insanlar söylüyor. Ne gelen var, ne giden var, ne arayan var, ne soran var diyorlar. Evet doğru. Adın çıkıyor koronaya, sağlığına kavuşsan da
Allah sağlıklı günler versin. Bu arada sevgili dostum Yusuf Öztürk kolay gelsin, hayırlı akşamlar demiş. Sağ ol Yusuf Bey kardeşim. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağlıklı günler, güzel akşamlar diliyorum. Çoluğa, çocuğa, toruna, torbaya selamlar olsun. Sen de kendine dikkat et Yusuf Bey kardeşim. Selamlar, saygılar. Yani durumu, vaziyeti iyi olan dostlar izin alsın. İzin alsın abi, izin alsın. Gitmesin ya şimdi. Vallahi gitmesin. Devlet diyor ki nasıl olsa diye işe giden var, kuşa giden var. Ben de diyor patır 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 vergileri diyor alıyorum. Yani o insanlar işe gitmezse üretim olmayacak. Üretim olmazsa vergi olmayacak. Vergi olmayınca devlet geliri olmayacak. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Ölenler ölür, kalan sağlar bizimdir. Diyen mi var acaba? Böyle düşünenler mi var acaba? Her gün test yaptıranlar böyle mi düşünüyor acaba? Ben de diyorum ki kardeşim, emekliysen hiç evden çıkma. Vallahi çıkma. Ben bugün üzerinize sağlık, kara gözümü göz doktoruna götürdüm. Dedim ki ben gelmeyeyim. Arabayla götürdüm, park ettim hastanenin önüne. Çektim koltuğu arkaya, vallahi 2 saat uyudum orada. Çıkmadım, dışarı çıkmadım. Ne yalan? Korkuyorum kardeşim. Korkuyorum. Kendim için değil, başkaları için korkuyorum. Eşim için korkuyorum, çocuğum için korkuyorum. Yani bu illet öyle bir illet ki ben yakalandım, beni alıp götürecek diye bir şey yok. Suçsuz, günahsız, çoluk, çocuk hepsini etkiliyor. Yani devlet saldı. Bizi yönetenler bu işin ucunu saldı. Ancak her akşam çıkıyor özel hastanesi olan bir bakan var ya. Çıkıyor. Şu kadar hasta iyileşti, bu kadar... Bilmem ne oldu. Ya arkadaş, ne ilacı verdin de iyileştirdin bu adamı? Ne ilacı veriyorsun? Daha aşısı bulunmadı, ilacı bulunmadı. İyi olan hasta. Ya arkadaş, adamı alıyorsun şeye, yoğun bakıma. O solunum cihazına veriyorsun ağzına. O vatandaş orada işte suni teneffüs yapıyor. İlaç yok. İşte bir de tuvalete gitmesin diye gıda veriyorsun. Ne veriyorsun ya? Korona ilacını bulduk da haberimiz mi yok? Hem niye bunu yayınlıyorsunuz ki? Her akşam neyin raporunu verdiniz de onun raporunu veriyor? Şu kadar adam öldü, bu kadar adam iyileşti, bu kadar test yapıldı. Ya test mesiz garibana yapmıyorsunuz zaten kardeşim. O test olanlar hep aynı insanlar. Hep aynı adamlar. Zengine, parası olana, paran varsa gel, paran yoksa hadi. Bağışıklık adam. Böyle. İşin gerçeği bu. Yani bu kadar aptal yerine niye koyuyorsun vatandaş? Açıklamayın kardeşim. Açıklamayın. Yani bu kadar adam öldü, bu kadar bilmem ne yaptı demeyle bu korona savaşmıyor. Çaresini bulun, çaresini. Devlet çare üretir. Dert yanmaz. Devlet vatandaşını suçlamaz. Çare üretir. Nasıl çare üreteceğiz? Çare üretir. Kalabalık yerlerde sigara içme. İçmesin, tamam. İçmesin.
Ben iki binanın önünde, binaların önünde sigara içmeye saklı. Ya böyle olmaz ki. Kökten yasaklayın bunu. Tamam mı? Ne kadar tekel maddesi varsa hepsini yasaklayın. İçmesin ya bu millet. Ya tiryakinin ağzını mı bağlayacaksınız kardeş? Adam içiyor bunu. Kökten yasaklayın. Sigarayı, içkiyi. Bilimum zevk veren yani insanların özel tükettiği şeyleri. Hoş geldin, sefa geldin. Bir kere konuşur adam. Her gün konuşma. Yani vallahi bilmiyorum. Artık usandınız. Ya bizi yönetenler usandı kardeş. Artık hani Berat Bey giderken at izi it izine karıştı dedi ya. Bu her şeye çıktı. Kimin ne yaptığı belli. Yani ben şöyle tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bugünkü aklı olsa vallahi de billahi abu cumhur sistemi midir? Ne sistemi ise ne belli olduğu belli değil. Hiç oynamaz. O rejimle hiç oynamaz. Bakan bakanlığını bilirdi, milletvekili milletvekilliğini bilirdi, başbakan başbakanlığını bilirdi. E kardeşim, aldı bütün sorumluluğu üzerine. Bilgi veren de yanlış bilgi veriyor. Bunaldı. İnsanoğlu da bu et, ilik, kemik. Bunaldı. Adam biraz bunaldı. Üzülüyorum. Her işi o yapıyor. Her işi o karar veriyor. Ya hangi birine yetişeceksin ya? Bürokrasi iş yapamaz oldu. Niye? Korkuyor. Kaymakam iş yapamaz oldu. Emniyet müdürü iş yapamaz oldu. Yani devletin hiyerarşik durumu alta güç oldu. Vatandaş olarak biz bunun farkındayız ya. Yani şimdi öyle vali mali, devletin valisi malisi değil. Saraya bağlı, sarayın valisi. Sarayla. Ya onlar da atamayla gelsin ya. Şu atamayla geliyor da onlar da seçimle gelsin ya. Onlar da bir seçim. Vali, kaymakamı. Vallahi. Adam çıkmış. İş beğenmeyenler var diyor. İşsizlik yok diyor. Ya. Neyse. Sevgili dostlarım. Çok laf kurana yakışır. Az laf özden olacak. Sözden olacak. Gönülden olacak. Diğer videoyu hırt oldu. Sildim yani. Çok bağırmışım, çağırmışım. Bip, mipler olacak yerler var. Ölçüyü kaçırmışım. Şapkayı kaptırmayalım. Onun için sildim. Benim sayfamda öyle bir şey olmasın dedim. Beni seven çocuk yaştan beri beni bilen ne takip ediyor. Ya hoca da böyle çok ağır konuşmuş demesin diye düğmeye bastım. Şimdi sevgili dostlarım, koronayla ilgili olay bu. Durumu vakti yerinde olan yarından itibaren, pazartesinden itibaren izin alsın kardeşim. Vallahi izin alsın. Desin ki arkadaş ben izin ayrılıyorum. Yıllık izine varsa hakkı, öyle bir hakkı varsa yıllık izin ayrılsın. Gerekirse ücretsiz izin ayrılsın. Gitmesin kardeşim. Gitmesin. Öyle hakkı olan gitmesin. Vallahi git. Madem bu kadar, bu korona illeti sarmış ortalığı, devlet bunun çaresine bakmalı. Yani
Bir sene oldu ya. Bir senedir her akşam 80, 80. 20'den 40'a çıktı, 40'tan 50'ye çıktı, 50'den 60'a çıktı, 60'tan 80'e çıktı. Bakalım 80'den 100'ü bulacağım. Ne diyeyim kardeşim? Allah herkese sağlık versin. Ve sevgili canlar, sevgili dostlarım. Gününüz güzel olsun. Yarın hafta sonu. Güzel hafta sonları diliyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah hiç kimsenin ağız tadını bozmasın. Sağlıklı günler, sağlıklı gelecekler, gelecek sizlerin olsun. Umut, umutsuz yaşanmaz. Umut başarının yarısıdır. Ve kendinize iyi bakın. Ne diyorduk? Hoşça kalın, dostça kalın, solda kalın. Öpüldünüz. İyi akşamlar.